Oyun Portal. Bundan 5 yıl önceye kadar Türkiye'nin en büyük kanallarından biriydi. Samimiyeti ve konuşmalarıyla kendilerini bizlere sevdirtmeyi başarmışlardı. Peki bu kanal neden artık düşüşe geçti? Gelin hep beraber bir bakalım. Takla King, gerçek adıyla Yavuz Selim, YouTube'dan önce birçok farklı işte çalıştı. Kanalında kendi hayatını anlattığı bir video var, orada bu mesleklerden de bahsediyor. İsterseniz o videoya da bakabilirsiniz. Aşağı linkini koydum. Yaptığı mesleklerden kazandığı parayla ilk bilgisayarını alıyor. Ve birkaç oyun sitesinde editörlüğe başlıyor. Buradan sonra YouTube'u keşfeden Selim de birbirinden farklı YouTube kanallarında bulunuyor. Ama bu kanalların hiçbirinde işler pek yolunda gitmiyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra 11 Eylül 2013 yılında Oyun Portal kanalını açıyor. Kendisi bu kanalı açtıktan sonra azimle devam ettirdi. Ard arda bir sürü videolar atıyordu. Yani günde 3 video falan atıyordu. Ve kendini izletmeyi de başarıyordu. Kanalı bir ayda 7000 aboneyi geçmişti ki bu o yıllara göre inanılmaz bir sayı. Sonrasında kanalının patlamasını sağlayan o seriye başladı. Yani Minecraft Türkçe Multiplayer. Yanında da Sarp vardı. 2016'nın Ağustos ayında kanal 1 milyon abone olmuştu. Ve oldukça yüksek izlenmeler alıyordu. Peki her şey bu kadar iyi giderken ne oldu da bu kanal izlenmemeye başladı? 2019 yılında Oyun Portal'ın izlenmeleri düşmüştü. Bu yıl YouTube'un algoritması da değişmişti. Büyük oyun kanalları artık hiç önerilmemeye başlanmıştı. Hatta video attıklarında bildirim dahi gitmiyordu. Bu konuyu da zaten Burak Oyun'da videosunda konuşmuştuk. İzlemeyenleriniz varsa yukarıdaki kartlardan o videoya gidebilir. Kendisi kanalın düzelmesi için bayağı bir uğraşsa da maalesef işe yaramadı. Bu yüzden kanalını yabancı bir ajansa sattı. Zaten bu yüzden kanalın ismi de değişti biliyorsunuz. Ve Takla King adında yeni bir kanal açtı. Bu kanalda da arada bir tutan videolar oluyor ama maalesef eskisi gibi olamıyor. Kendisi aynı zamanda Twitch'te yayınlar açıyor. Fakat son videosunda Twitch'ten ban yediğini söylüyor. Ama bir haftalık bir bandı ve geçti. Şu an açık hesabı, yayınlara da devam ediyor. Ekipte geri kalan Cem Saraç, Sarp Atilla ve Tunca ne oldu derseniz. Cem Saraç 2 Şubat 2013'te YouTube kanalını açtı. Ve 15 gün sonra ilk videosu olarak bir Minecraft haritası oynadı. Kendisi günümüzde hala kanalına aktif olarak video yüklüyor. Genel olarak GeoGuessr videoları çekiyor ve iyi bir izlenme oluyor. Sarp Atilla. Aa kıramadım lan. Sarp balta lazım. Aa bu ne ya? Ben görüyorum Ege. Abi ben de görüyorum. Aa hile mi lan bu? Abi. Aa bu bizim egg lan. Sarp bizim egg bu. Kendisi ilk kanalı olan Bülbül TV'yi 23 Şubat 2014'te açtı. Ama kanalla ilgili bir partnerlik sıkıntısı olduğundan dolayı 14 Temmuz 2014 tarihinde yeni bir kanal daha açtı. Çoğunlukla videoları Oyun Portal'la beraber çekti. Kanala verdiği uzun aralar sebebiyle kanal genel olarak düşüş yaşıyordu. Hatta bir ara Sarp Atilla öldü mü diye videolar çıkmıştı. Kendisi hala arada sırada videolar atıyor ama maalesef pek izlenmiyor. Gelelim Rodinho, yani Tunca. Kendisi hakkında pek bir bilgim yok ama ekibin en troll kişisi desek yalan olmaz. Kendisinin şu anlıkta bir YouTube kanalı yok. Kitty Girl, ne yapıyorsun ya? Elinin hamuruyla erkek işine niye karışıyorsun ya? Kitty Girl sen gel, ben seninle ilgileneceğim. Vay. Token kato higaika despun yo token ha. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Hoşçakalın. Geliyorum. Erit. Abi bu bizim dinozorumuz. Aa evet. Lan bu bizim ek. Bakayım aynısı oldu.